Kaza ve kader bilgisini herkes anlayamaz. Kuacızade Mehmet Efendi İstanbul Evliyası'ndan olup Fatih'in Sofular semtindeki Halveti dergahının şeyhi idi. Mehmet Efendi bu tekkede 20 yıl kadar irşat faaliyetinde bulunduktan sonra 1026'da, miladi 1617, vefat etti. Bu mübarek zat, sohbetlerinde buyurdu ki, kaza ve kader bilgisini, çok kimseler anlayamamış, doğru yoldan ayrılmıştır. Bu bilgi üzerinde akıl yürütenler, vehim ve hayallerine kapılmıştır. Bunlardan bir kısmı, insanların isteyerek yaptığı işlerinin cebir, zor ile olduğunu sanmış, çokları da, insanların her işi yaratarak yaptığını, isteyerek yapılan işlere, Allahü Teala'nın karışmadığını söylemiştir. Ehl-i sünnet, kadere inanmış. Kaderin hayırlısı, şerlisi, iyisi, kötüsü, tatlısı, acısı, hep Allahü Teala'dandır demiştir. Çünkü kader, var etmek, yaratmak demektir ve her şeyi yapan, yaratan ancak Allahü Teala'dır. Mutezile, yani kaderiye fırkası kaza ve kadere inanmadı, işlerin, yalnız kulun kudretiyle hasıl olduğunu zannetti. Şerler, kötülükler, Allahü Teala'nın kazası ile olsaydı, bunlar için azap yapmazdı. Bunlara azap yapması zulüm olur dedi. Böyle sözleri söylemek zulümdür. Cahilce sözdür. Çünkü, kaza ve kadere inanmakla, kulun ihtiyarı ve kudreti gitmez. Kaza, demek, bir insanın, bir işi kendi ihtiyarı ile yapıp yapmayacağını, Allahü Teala'nın, önceden bilmesi demektir ki, insanda ihtiyarın bulunduğunu göstermektedir. Kazaya inanmak, iradenin, ihtiyarın yok olmasına sebep olsaydı, Allahü Teala da, yaratmaya mecbur veya memnu olurdu. Çünkü ezelde, bir şeyin var olacağını bildiyse, onu yaratmaya mecbur olurdu. Yokluğunu bildiyse, yaratması memnu olurdu. Kazaya inanmak, kulda ihtiyarın bulunmasına inanmaya mani olsaydı, Allahü Teala da irade ve ihtiyarın bulunmasına inanmaya da mani olurdu. Allahü Teala'nın yaratacağı şeyleri ezelde bilmesi, irade sıfatını yok etmediği gibi, kullarının yapacağı şeyleri de ezelde bilmesi, kulların irade ve ihtiyar sahibi olmalarına mani değildir. Evet, insanların kudreti azdır, işi yalnız insan kudreti yapar demek, pek akılsızlık olur ve düşüncesizliğin son derecesidir. Mutezile'nin, burada da, doğru yoldan ayrılmış olduğunu, Maveraüne alimleri bildirmiş, bunların sözü, Mecusilerin, ateşe tapanların, sözünden daha fenadır demişlerdir. 31 Aralık 2019 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.